oynarken ilk hamleler çok önemlidir. Eğer oyuna doğru hamlelerle başlarsanız, oyunun devamında işiniz kolaylaşacaktır. Aksi takdirde daha önce bahsettiğimiz tembel matında olduğu gibi oyunu iki hamlede kaybedebilirsiniz. Gerideki taşlar önemli taşlarınızdır. Onları bir an önce oyuna sokmaya çalışmalısınız. Atlar ve filler oyuna sokmanız gereken ilk taşlardır. Oyunu mümkün olduğunca orta alanda oynamaya çalışın. Orta alanı iyi kontrol eden oyuncu genelde kazanan taraf olur. Şah oyunda korumanız gereken en önemli taştır. Çünkü şah esir alındığında oyun biter. Bu yüzden şahı güvenli bir alana almak çok önemlidir. Bunu rok atarak sağlayabilirsiniz. Gerektiğinde şah kanadına rok atmak, yani kısa rok, işimizi görecektir. Rok attıktan sonra şahın önündeki 3 piyonu kıpırdatmamaya çalışın. Oyuna şahın önündeki piyonu sürerek başlamanın iyi bir hamle olduğundan bahsetmiştik. Bunu yaparsanız hem merkezi kontrol etmiş hem de fil ve vezirin hareket alanını açmış olursunuz. İyi bir sebep olmadan veziri erkenden oyuna sürmeyin. Vezir hareket kabiliyeti açısından en güçlü taştır. Oyunun başında veziri kaybetmek büyük dezavantajdır. Mümkün olduğunca öteki taşların önünü kesecek hamleler yapmayın. Bu örnekte iki oyuncu da böyle hatalı bir hamle yapmış. Siyah filini öteki filin çıkması için süreceği piyonun önüne koymuş. Beyaz da veziriyle filin önünü kapatmış. Bunlar doğru hamleler değil. Bu öneriler oyuna iyi başlayıp iyi bir şekilde sürdürebilmek için bilinmesi gereken temel kurallardır. Fakat bu kurallara uymamanız gereken pek çok özel durum da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla oyunun gelişimine ve rakibinizin hamlelerine göre ne yapmanız gerektiğine siz karar vereceksiniz. Ne de olsa satranç bir strateji oyunu ve kazanmak için doğru stratejiyi bulmak sizin elinizde.